Merhaba, bugün 6. sınıfların 1. ünitesi yani Güneş Sistemi ve tutulmaları anlatacağım. İlk bölümde yani 1. bölümde Güneş Sistemini anlatacağım. Güneş Sisteminin nelerden oluştuğunu, gezegenleri, iç ve dış gezegenler, bu gezegenlerin belirli özellikleri bunlardan bahsedeceğim. Başlıyorum. İlk kısımda önce bir Güneş Sistemi neymiş ona bakalım. Güneş Sistemi, Güneş, gezegenler, gezegenlerin uyduları, asteroitler ve kuyruklu yıldızların oluşturduğu sisteme denir. Yani bunların tamamı Güneş sistemidir. Şimdi Güneş sistemindeki gezegenlere bakarsak, bir şeyin gezegen olabilmesi için burada da belirtildiği gibi öncelikle bir yıldızın etrafında dolanması gerekiyor. Eğer örneğin bir gezegenin etrafında dolanıyorsa bu da uydu oluyordu. O yüzden biz Güneş sisteminde Güneş'in yani yıldızın etrafında dolanıyoruz. Güneş sisteminde 8 tane gezegen vardır. Bu gezegenlerden bir tanesi de Dünya'dır tabii ki. Güneş sisteminde neler olduğuna baktıktan sonra ve bu gezegenlerin 8 gezegen olduğunu bildikten sonra bilmemiz gereken diğer önemli kısım ise bu gezegenlerin Güneş'e yakınlık sıralamalarıdır. Güneş'e yakınlık sıralamalarında önce Merkür 1. sırada, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter 5 yapalım bunu. Jüpiter yaptık. Satürn 6, Uranüs 7, Neptün de 8. gezegendir. Şimdi bunları bu şekilde ezberlemesi bana göre daha kolaydır aslında bakarsanız, ama eğer bunları bu şekilde ezberlemekte zorlanıyorsanız bunu kısa yolu olarak internette de çok fazla örneği var. Örneğin burada benim tercih ettiğim Meraklı Vedat dünkü maçta Jale'ye sordu. Umut nasıldı? Bunlar 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7 ve 8. gezegenler için ipuçları. İpucu olan kısım tabii ki baş harfleri. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklinde. Şimdi bu gezegenlerin özelliklerine baktığımız zaman, zaten bunları iç ve dış olarak ikiye ayırdığımız zaman ilk 4 ve son 4 olarak bakarız ve bu şekilde de ezberlemesi daha kolaydır. Yani şu şekilde ezberlemek aslında bakarsanız daha kolaydır. Bu cümleyi hatırlamak biraz daha zor olabilir. Devam edelim. Bilmemiz gereken diğer kavramda bahsettiğimiz gibi uydudur. Biz doğal uydu olarak söylüyoruz genelde ki, çünkü uydunun yapayı da olduğu için doğal uydu gökyüzünde bir gezegenin etrafında dönen belirli bir yörüngeye sahip gök cisimleridir. Doğal olarak genelde o gezegenden daha küçük olurlar. Sayıları gezegenin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre haliyle büyük gezegende daha fazla oluyor, ama böyle bir kuralımız yok. Yani en büyük gezegende en fazla uydu olur diye bir kuralımız yok. Ama genelde Merkür, Venüs gibi, mesela Mars gibi gezegenlerin, bunlar şu gördüğümüz ilk 4 içinde en küçük olanlar. Bunların daha az uyduları vardır. Dünyamızın da bir tane vardır. Buradan da tam olarak bir genelleme yapmasak bile aklımızda böyle şekilde de bir bilgi tutabiliriz. Devam edersek bu gezegenleri dediğim gibi iç gezegenler ve dış gezegenler olarak ayırıyoruz. İç gezegenlerden bahsettiğimiz ilk 4 gezegendir. Yani burada sıraladığımız 1, 2, 3 ve 4. gezegen, bunlar iç gezegenlerdir. Genel özellikleri şunlardır. Bir defa bunlar karasaldır. Yani katıdır diyebiliriz buna. Çünkü diğer gezegenler gazsal diyeceğiz ve gazdan oluşacak büyük oranda. Bunlar da büyük oranda karadan oluşuyor. Dünyamızı düşünerek de hareket edebiliriz. Hacimlerinin bir kısmı, büyük kısmı tabii katılardan oluşur. Dünyamızda da öyledir. Sadece dünyamızın yüzeyinin işte 3 bölü 4'ü sularla, yani okyanuslarla, denizlerle kaplıdır. Ama o yüzeyinden bahsediyoruz o bilgiyi verirken. Yani yüzeyi böyledir, ama iç kısımları da ana kara vesaireden bahsettiğimiz zaman tabii ki büyük oranda katılardan oluşuyor dünyamız. En büyüğü bu iç gezegenlerin dünyadır. Halkaları yoktur. Dördünün de halkası yok. Bu genelleme de işinize yarayacak. İlk dördünün halkası yoktur. Son dördünün halkası vardır. Yoğunlukları dış gezegenlerden fazladır. Genelde bu ifadede çok anlaşılmıyor. Yoğunluklarından bahsettiğimiz, örneğin belirli bir alan var. Hacim var daha doğrusu. Alan demeyelim. Bir küp olsun o yüzden bu. Küp. Buradaki maddenin tanecikleri, yani atomlar, küçük, en küçük tanecikleri burada çok fazlaysa bu yoğundur. Burada azsa
Bu az yoğundur. Çok yoğun olması katı anlamına gelebilir. Az yoğun olması gaz anlamına gelebilir. Bu şekilde baktığımızda tabii ki bakın karasal dediğimiz iç gezegenler katı olduğu için, daha çok katıya sahip olduğu için ya da yoğunlukları gazsal olanlardan yani dış gezegenlerden daha büyüktür. Bu şekilde bir akıl yürütme yapabiliriz. Evet, devam edelim. Şimdi bir de dış gezegenlere bakalım. Dış gezegenlerin de saydığımız sıralamada 5., 6., 7. ve 8. yani son 4 gezegen olduğunu biliyoruz. Bu gezegenler büyük oranda gazdan oluşur. O yüzden gazsal gezegenlerdir. Hacimlerin büyük kısmını gaz oluşturur. Halkaları vardır. Şimdi genelde biz Satürn'ün halkaları çok gösterişli olduğu için onun halkalarını görselde çok fazla görüyoruz. Diğerlerinin halkaları o kadar belirgin gösterilmiyor. Satürn'e zaten halkalı gezegen dedenmesinin sebebi çok gösterişli halkaları vardır. Ama hepsinin halkası vardır. Yani dördünün de halkası vardır. Yoğunlukları iç gezegenlerden azdır. Gaz yapılı oldukları için yoğunlukları az önce anlattığım mantıktan dolayı iç gezegenlerden azdır. En büyük Jüpiter'dir. Aynı zamanda 8 gezegenin hepsinin de en büyük Jüpiter'dir. Yani Güneş sisteminin bunların da doğal olarak en büyük Jüpiter olması bekleniyor. Devam edersek bir de bunları baktığımız zaman işte uydusu olanlar, uydusu olmayanlar. İlk ikisinin gördüğünüz gibi Merkür, Venüs'ün uydusu yoktur. Ondan sonraki şöyle iki diyeyim şuraya. İlk ikisinin uydusu yoktur. Ondan sonraki 6 tanesinin de uydusu vardır. Baktığımız zaman Güneş şurada, en yakın Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve daha önce bir gezegen olan Plüton. Şu an cüce gezegen sınıfında olan Plüton. Şimdi burada büyüklüklerinin sıralamasını da aşağı yukarı yapabiliriz. Tabii bazıları birbirlerine çok benzer. Mesela Uranüs ile Neptün birbirine büyüklük olarak ve renk olarak da çok benzer. İşte Venüs de Dünya'nın ikizi olarak geçtiği için büyüklük olarak da birbirine yakındır. Şöyle bir büyüklük sıralaması yapabiliriz. Jüpiter en büyüğüdür. Sonra Satürn, Uranüs, Neptün. Şimdi bu sıralama bana tanıdık geldi. Biz zaten dikkat ederseniz bakın şu sıralamadır. Şöyle. Yani bunlar gazsal gezegenlerdir. En büyük 4 gezegende gazsal gezegenlerin Güneş'i olan sıralamasıyla aynı sıralamaya sahiptir. Yani Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Ben Güneş'i olan sıralamasını da biliyorsam son dördünün sıralaması aynı zamanda dikkat ettiğiniz gibi büyüklük sıralamasıdır. Bu da benim işimi kolaylaştırır. Biz karasal olanların da en büyüğünün Dünya olduğunu biliyoruz. Bu durumda Dünya'yı da işin içine kattığımız zaman demek ki sıralamada gazsallardan sonra da Dünya gelecek. Evet, Dünya geliyor. En küçüğünde Merkür olduğu akılda genelde kalır. Ondan sonra yapmamız gereken, yani ezber olmasın diye bu açıklamayı yapıyorum, Venüs ve Mars'ın hangisinin daha büyük olduğudur. Bunu da şu şekilde bakarsanız zaten hani biraz gözünüzde canlandırırsanız Venüs ile Mars arasındaki büyüklük farkı da böyle belirgindir. Demek ki Venüs Mars'tan daha büyüktür. Bu şekilde ezber yapmadan yani bir şeyleri çağrışım yapmadan da bulabilirsiniz. Ama eğer bir çağrışım yapmasını istiyorsanız bu da yine çok fazla kullanılan bir yöntemdir. J-Sun Dövemem. Dövemem de sessiz harfleri alıyorsunuz. J ister Junior kullanırsınız. İşte falancanın Junior'ı yani küçüğü anlamında. Küçüksün dövemem gibi bir mantığı da çıkabilir işin içine. J, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür şeklinde de aklınızda tutabilirsiniz. Ya da ilk başta bahsettiğim mantıkla da devam edebilirsiniz. Devam edelim. Gezegenlere teker teker bakalım. Şimdi bu gezegenlerin özelliklerinin hepsini ezberlememiz gerekmiyor. Belirgin özellikleri soruluyor. Örneğin Merkür için tamam Güneş'e en yakın olması ve en küçük olması en çok sorulandır. Evet, Güneş'e en yakındır, en küçük gezegendir. Uydusu halkası yoktur. Zaten ilk dördünün halkası yoktu. Uydusu olmayanlar sınıfında da Merkür'ü söylemiştik. Yani bu aslında bizim saydığımız bilgilerin birkaçını topladığımız zaman da buraya denk geliyor. Kendi etrafında çok yavaş dönmesinden dolayı gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. Bu da önemli bir bilgi.
Kütlesi dünyanın 20'de 1'i kadardır. Yani oldukça küçüktür. Atmosferi de yoktur. Bu bilgiler not edilebilir. Bunları birkaç defa, birkaç soruda gördüğünüz zaman artık soru çözdüğünüz zaman da fark edeceksiniz. Genelde aynı sorular sorulur. Benzer bilgiler istenir. Yani belli bir soru çözmüşseniz bunu da aklınızda tutmanız çok zor olmayacak. Ben yine not tutarsınız vesaire bir yerde kullanırsınız diye özellikle çok kullanılanları tercih ettim. Devam ediyorum. Merkür bu şekilde. Venüs'e bakarsak Venüs'ün şöyle bir özelliği var. Sıralamada dikkat ederseniz ikinci sıradadır ama en sıcaktır. Bu bir özelliktir. Bu özellik normal şartlarda bilinmediği zaman sorularda çok çıkıyor. Bildikten sonra bir kere karşınıza çıktıktan sonra da bir daha unutmuyorsunuz zaten. Önce genel olarak bakalım özellikleri nelermiş. Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Evet, ikinci olmasına rağmen bu çok fazla karbon bulundurması. Çok kalın da bir atmosferi vardır aynı zamanda. O yüzden dünyadan gözlem yapıldığı zaman yer şekillerini falan görmek zordur. Çünkü çok kalın bir atmosferi var. Bu atmosfer muhtemelen çok fazla da karbon içeriyor ki karbon küresel ısınmada da zaten ısıyı tutan bir gaz olduğu için burada da en sıcak gezegen olmasının sebebi budur. Çünkü sıcaklık olarak biz Merkür'ün daha sıcak olmasını bekleriz ama Venüs en sıcağıdır. Uydusu halkası yoktur. İlk dört gezegen olduğu için ve uydusu olmadığını söylemiştik. Güneş ve Ay'dan sonra gökyüzündeki en parlak cisimdir. Yani geceleyin dışarı baktığınız zaman Ay'dan sonra gece dediğim için Güneş'i zaten görme şansınız yok. Ay'dan sonra en parlak olan neyse o Venüs'tür aslında. Yani bir yıldız değildir, bir gezegendir. Zaten ışığı da titreşmez. Oradan da bu anlayabilirsiniz. Halk arasında çoban yıldızı olarak bilinir. Kalın atmosfer tabakası ile kaplıdır. Dünyaya en yakın gezegendir. En yakın olduğunu bilmeniz de önemli. Çünkü biliyorsunuz Venüs, Dünya, sonra Mars geliyor. Şimdi ikisinin arasında olduğu için hangi mesafe daha az, hangisi daha çok acaba diye düşündüğünüz zaman tabii ki Venüs Dünya'ya daha yakınmış. Bu bilgi bizim için bu anlamda önemli. Yüzeyi kalın atmosferden dolayı gözlemlenemez. Yapısındaki karbondan dolayı yüzeyi oldukça sıcaktır. Bu da az önce bahsettiğim bilginin içinde vardı zaten. Devam edelim. Diğer gezegen. Dünyamız en çok bilgiye sahip olduğumuz gezegen. Üzerinde yaşam olan tek doğal gök cismidir. Ay tek doğal uydusudur. Yüzeyinin yaklaşık %70'i sularla kaplıdır dedi. %30'u pardon. %70 evet sularla, %30'u karalarla kaplıdır. Zaten yüzeyinden bahsediyoruz. Yoksa karasaldır. Yani karalar tabii ki daha çoktur. Ana karayı düşündüğümüz zaman bundan da bahsettim. Çevresini sarmalayan atmosferi vardır. Dünyanın ikizi Venüs'tür. Dünyanın ikizi çok sorulur. Sorularda Venüs olduğunu bilmemiz gerekiyor. Devam edelim. Mars genel özellikleri. Mars'ın diğer adı Merih'tir. Yani bu da bir bilgi sonuçta. Mars yerine Merih diye de sorabilirler. Mars'ın yüzeyi kırmızıdır. Bu yüzden kızıl gezegen denir. Kırmızı olmasının sebebi de çok fazla demir vardır. Yani demir diyelim. Demirden dolayı kırmızıdır. Bu yüzden kızıl gezegen denir. İki uydusu vardır. Güneş sisteminin en küçük doğal uydusu Mars'ın uydularından biridir. Deimos. İkisi de küçüktür. En küçüğü Deimos'tur. Yani diğerinden daha küçüktür. Ve Güneş sisteminin en küçük uydusudur. Mars'ın kütlesi dünyanın onda biri kadardır. Atmosferin dünyanın şekline benzeyen fakat seyrek bir atmosferdir. Yaşam hala araştırılıyor. Mesela şöyle bir bilgi buraya yazdım. Dedim ki 31 Temmuz 2008'de NASA'da Poneks Mars'a iniş yapıyor. Dünyadaki su ile aynı elementi içeren buzu fark ediyor. Yani dünyadaki buzla aynı elementi yani H2O'yu su yapısına sahip buzu buluyor. Bu da önemli bir bilgidir. Güncel bilgidir daha doğrusu. Bakalım. Sonra Jüpiter en büyük gezegendir. Zaten çok fazla bu sorularda çıkar. En büyüktür ama bakın uydu sayısı 79'dur. En çok uyduya sahip gezegen değildir. 2020 yılında Satürn'ün birkaç uydusu bulundu ve yakındı zaten sayıları ve Jüpiter'i geçti. Demek ki yani büyüklükle uydu sayısı doğru orantılı gitmiyor. Ama aklınızda büyük olduğu zaman biraz daha fazla uydusu vardır diye düşünebilirsiniz. Ama sadece böyle genel bir bilgi bu.
dediğim gibi uydusu çoksa en büyük değildir. Zaten buradan anlaşılıyor. Jüpiter'in en büyük 4 uydusunu kendi yaptığı basit teleskopla 1610 yılında ilk gözlemleyen Galileo'dur. Yani Galileo Galileo. Bu da ders kitabınızda olan bir bilgi. Devam ediyorum. Bu arada en büyük uyduya sahiptir. Ganymede diye bir uydu. Bu Güneş sistemindeki en büyük uydudur. Jüpiter'in uydusudur en büyük. Bundan bir küçüğü de Satürn'ün uydusudur. Ondan da hemen bahsedeyim. Satürn'e bakarsak evet, Satürn şu an en fazla uyduya sahip olan gezegendir. 82 tanedir. Kalın ve karmaşık bir atmosfer yapısıyla çevridir. Halkaları oldukça dikkat çekici. Yakın zamanda belirlenenlerle beraber 82, yani en fazla uydusu olan halkalı gezegen olarak bilinir. Çünkü bakın çizimde de az öncekilerde çoğunda halkasını bile göstermedi. Yani çoğunda dedim, Jüpiter'de göstermedi. Çünkü diğerlerinde yoktu zaten de. Jüpiter'de göstermemiş bile çizim olarak. Yani ben bunları Wikipedia'dan falan aldım. İnternetten aldığım görüntüler. Ortak olanlardan seçtim. Hata olmasın diye. Yani benzerlik anlamında. Halkalarıyla meşhur olduğu için öyle denir. Halkalarında gaz, buz ve kayalar vardır. Bununki de Titan'dır. Titan da Satürn'ün en büyük uydusudur. Titan tabii ki Jüpiter'in uydusundan bir küçük boydur, daha küçüktür. Bizim ayımızdan daha büyüktür Titan bu arada. Büyüktür ay diyelim. Dünyadan büyük değil ama aydan büyüktür. Devam ediyorum. Uranüs. Evet, Uranüs'ün de en büyük özellik. Bakın normalde şuradan merkezi geçiyor. Yani bu şöyle şöyle dönüyor. Yani burada da söylediği gibi yan yatmış bir valiz şeklinde dönüyor. 27 tane uydusu vardır. Yüzeyi çok soğuktur. İlk olarak 31 Mart 1781'de William Hershey'in gözlemleriyle gözlemlenmiştir. Yani bulunmuş, keşfedilmiştir daha doğrusu. Uranüs'ün özelliklerinin en önemlisi dediğim gibi yatık bir varil gibi ilerlemesi. Neptün'e bakalım. Uranüs'ün ikizidir. Zaten şekil olarak mavimsi ikisi de büyüklük olarak da birbirine yakındır. Bugüne kadar 14 uydusu gözlemlenmiştir. Teleskopla bakıldığında küçük yeşilimsi yuvarlak bir cisim olarak görülür. Teleskopla görülebilir tabii ki. Diğer kısma bakalım. Gezegenlerin özelliklerinin dışında bilmemiz gereken bu sene ve geçen sene de hatta bir kısmı değişti. Bu bilgiler güncel, yani kitabınızda en son 2022'de olan bilgiler. Çünkü internette benim de daha önce anlattığım videoların bazılarında bu bilgilerin farklı şekilde anlatıyorduk. Değişti. Ben onları güncelledim o yüzden bu şekliyle. Bakalım meteor ve göktaşları. Uzayda gezegenler arasında hareket eden ve gezegenlere göre çok küçük olan katı cisimlere göktaşı denir. Demek ki uzaydaysa bu göktaşı. Meteor dünya atmosferine giren göktaşı. Dünya atmosfere giriyorsa atmosfer. Atmosferde ise meteor. Dünyaya düşüyorsa, dünya atmosferine girerek yandıktan sonra yerine ulaşıyorsa, ulaşan meteorlara da meteorit. Yere ulaşan. Bunlar da meteorittir. Meteorun dünyaya düştükten sonra oluşturduğu çukura da göktaşı çukuru denir. Yine daha önceki videolarda ve kitaplarda da vardı. İşte Ağrı'nın Doğu Beyazıt. Burada dünyanın ikinci sırada olan göktaşı çukuru olduğu söyleniyordu. Bu seneki yeni bilgilerde aslında onun göktaşı çukuru olmadığı anlaşıldı. O bir obrukmuş. Obruk. Bu kadar yıl ders kitaplarında da göktaşı çukuru olarak dünyada ikinci sıradaki göktaşı çukuru olarak geçti. Ama onun yeni yine güncel bilgi obruk olduğu anlaşıldı. En büyüğü zaten Amerika'da. Kaliforniya'da. Bakalım. Evet, atmosfere yüksek hızla giren meteorlar sürtünmeden dolayı yanarlar. Bu durumu halk arasında yıldız kayması veya akan yıldız denir. En büyük göktaşı çukuru Amerika'nın Kaliforniya eyaletindedir. Yani şöyle baktığım zaman şu görüntüye baktığım zaman bu yanmaya başladığına göre demek ki atmosfere girmiş. Şöyle bir atmosferi çizeyim. Buradaki hali göktaşı. Çünkü burada yanamaz. Uzayda bir sürtüneceği bir madde olmadığı için
Atmosferden girdikten sonra bakın burada yanmaya başladı. Bu artık göktaşı değil. Meteor. Örneğin dünyaya düştü. Şurada bir çukur oluşturdu. Bu göktaşı çukuru. Şurada biraz da parça kaldı. Bu kalan yanık parça da meteorit. Bu da meteorit. Bu şekilde son hali budur. Bakalım değişmediği sürece. Devam edelim. Asteroid kuşağı, bu da çok fazla sorulur. Dikkat edersek şu Mars'tır. Mars. Bakın şu Dünya. Dünya. Bu da Jüpiter'dir. Jüpiter. Mars ve Jüpiter arasındaki bu kaya parçalarına, buz metal kaya parçaları karışıklığına oluşanlara asteroid kuşağı deniyor. Burada bayağı bir biriktiri için buraya kuşak olarak söylüyorlar. Güneş sisteminin oluşumundan arta kalan büyük kaya ve metal parçaları asteroid kuşağını oluşturur. Bu kuşak Mars ve Jüpiter arasındadır. Bakın bunlara gezegenimsi gök cismi veya küçük gezegen denir. Fakat bunlar küresel değildir. Yani bunlar şöyledir. Kaya parçaları gibidir. Uydular, daha doğrusu doğal uydular ve gezegenler, işte güneş, yıldızlar hepsi küreseldir ama asteroidler küresel değildir. Büyüklükleri 1,5 kilometre ile 96 kilometre. Bu 960 olacak sanırım ya. 96 mıydı? 960 diye hatırlıyorum ben bunu. Yanlış yazılmış olabilir. 960 kilometre arasındadır. Bazı da asteroidlerin doğal uydusu vardır. Yani bayağı büyük ki bu 960'tır, evet. 960, düzeltiyorum onu. Bayağı büyüktür ve ki düşünün bunun bile etrafında dolaşan uydusu var. O da onun yörüngesinde dolanıyor. O da Mars'ta Jüpiter arasında dolanıyor. Evet, bakalım son olarak da Plüton'a değinelim. Bu biliyorsunuz cüce gezegen sınıfına alındı. 2006 yılında oldu. Plüton 24 Ağustos 2006'da gezegen sınıfından çıkarılarak cüce gezegen sınıfına dahil edilmiştir. Çünkü bu da bir mantık, genelde sorarlar niye oldu bu? Çünkü bir gezegen olabilmesi için örneğin yıldızın etrafında bir yörüngede dolanıyorum. Bu yörüngenin sadece tek sahibi ben olmalıyım. Eğer bu yörüngede başka dolanan gök cisimleri varsa o zaman sen artık bir gezegen değilsin. Gezegen sıfatına uymuyorsun diye bunu gezegenlikten çıkarttılar. O yüzden Plüton cüce gezegen sınıfında. Evet, bu da son kısımdı. Diğer tutulmalar kısmı ile ilgili kısımda da başka bir videoda anlatacağım. Herkese iyi çalışmalar. Bir sonraki videoda görüşürüz.